yaşayan kadınlarla, özgürleşen kadınlarla, konuşan kadınlarla Cumhuriyetimizin yeni asrında birlikte tarih yazacağız. Aziz milletim, AK Parti iktidarının en büyük becerisi kirli zihniyetinin ürettiği her türlü pisliği halının altına süpürme yeteneğidir. Yaşadığımız felaketler, krizler ve sorunlarsa işte o halının kalkıp şöyle bir silkelendiği ve ne kadar kir, ne kadar toz varsa etrafa saçıldığı anlardır. Bu halı daha önce defalarca silkelendi. Orman yangınları ile silkelendi. Döviz krizi ile silkelendi. Depremlerle silkelendi. Sel felaketleri ile silkelendi. Ama 21 yılın kiri artık öyle birikti ki daha fazla yolsuzluk, daha fazla kayırmacılık, daha fazla beceriksizlik, daha fazla ahlaksızlık halının altına sığmaz oldu. Ne kadar kabahat işlediler ki artık bu kabahatleri örtecek bir halı bulamıyorlar. O kadar günah işlediler ki Türkiye'deki tüm kanalları satın alsalar bile hiçbiri artık o günahları örtmeye yetmiyor. O kadar suç işlediler ki tüm yargı sistemini vesayet altına alsalar bile vicdanlardaki yaralar artık kapanmıyor. Hangi konuda büyük büyük konuşuyorlarsa emin olun en büyük yalanları o konuda söylüyorlar. Hangi konuda hamasi nutuklar atıyorlarsa emin olun en kirli dümenler orada dönüyor. Hangi konuda gösteriş yapıyorlarsa emin olun en başarısız işler orada oluyor. Bu iktidarın yalanlarının ortaya saçılmadığı tek bir afet hatırlıyor musunuz? Yangın oluyor, söndüremiyorlar. Deprem oluyor, yetişemiyorlar. Sel oluyor, canlarımızı kurtaramıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlarımız okyanusta boğulmuyor ama 2023 yılında insanlarımız Urfa'da alt geçitte boğuluyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir rezalet olabilir mi? Çünkü Şanlıurfa'da yaşadıklarımız gibi bunlar bilime, ahlaka, akla ve kurallara düşmanlar. Bir otobüs, bir köprünün altında, içinde yolcularıyla su altında, sel altında kalıp oradan bir kişi kurtarılamaması mümkün mü? Böyle bir şey mümkün mü? 21. asırda bu mümkün mü? Mümkünmüş. Çünkü ne iş yapıyorlarsa sahte, ne iş yapıyorlarsa göstermelik, ne iş yapıyorlarsa günü kurtarmak için yapıyorlar da ondan. Çünkü bütün projeler, bütün yatırımlar, bütün işler bunların gözünde birer rant ve yolsuzluk fırsatı. Aziz milletim, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Adıyaman'da hepimizi derinden üzen sel felaketleri meydana geldi. Buradan bir kez daha selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Sağ olasınız. Şanlıurfa bu işi biliyor. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim sana. Ordu. Hani ordu? Hani ordu? Burada izliyordunuz. Hani ordu? Ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vallahi Şanlıurfa kadar sesiniz çıkmadı haberiniz olsun. Bundan sonra rekabet var. Ankara neredesin? Ya. Ankara buradaymış. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her gün tamam. Şimdi bakın hepinizi ilan ettim. Tamam artık susun.
Her gün canımız daha çok yanıyor. Her gün acımız daha da derinleşiyor. Ve her gün aynı gerçek gözlerimizin önüne seriliyor. O gerçek de ülkemizin içinde bulunduğu bu ucube sistemin sadece kerim devlet anlayışımızı değil, devleti yönetenleri de bozduğu gerçeğidir. Sadece cumhuriyetimizi değil, kalpleri de kuruttuğu gerçeğidir. Sadece kurumlarımızı değil, vicdanları da çürüttüğü gerçeğidir. Nitekim bu gerçek neredeyse her gün bir başka iktidar mensubunun ağzından dökülen ibretlik sözlere de yansıyor. Depremden sonra yaralarımız hala tazeyken, insanlarımız hala psikolojik olarak yıkılmış durumdayken ve üzerine bir de sel felaketi yaşanmışken bu ülkenin Tarım ve Orman Bakanı çıktı ve ne dedi biliyor musunuz? Sel 15 canımızı aldı ama toprakta suya kavuştu. Şuna bir bakar mısınız? Ondan feyz almış olsa gerek, bu acımasızlıktan feyz almış olsa gerek, Şanlıurfa Belediye Başkanı da çıktı ve dedi ki, sel felaketinde belediye olarak hiçbir sorumluluğumuz yok. Bu arkadaşa göre eğer merkezi hükümet suçluysa bunu diyebilecek yüreği yediğini zannetmiyorum. Anlaşılıyor ki burada da bir kader planı var. Yahu bu nasıl bir şuursuzluktur? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir utanmazlıktır? Yuh olsun size be, yazıklar olsun. Aziz milletim, Sayın Erdoğan'ı kılavuz bilenlerin bu çamurda debelenmelerine elbette şaşırmıyoruz. Biliyorsunuz kendisi de her sıkıştığında kader diyerek, şükür diyerek kendi beceriksizliğini örtmeye ve bire kendi dışında neresi varsa oraya havale etmeye çalışıyor. Afet ve felaketlerde makamının gereğini yapıp sorumluluk almak yerine sürekli olarak saçma sapan açıklamalara sığınıyor. Nitekim bu haftada yine bunun bir örneğini yaşadık. Hiç utanmadan, zerre sıkılmadan dedi ki, geçmişten bugüne bu işi masaya yatırdığımızda çadırda bile kalite neydi? Arkadaşlar, bunu duyduğum zaman kalbim duruyor zannettim. İnsanların içinde bulunduğu şartları, yaşadıklarını, acılarını bir düşünün, kayıplarını bir düşünün. O soğukta yaşadıkları, o korkunç günleri düşünün ve beyefendinin söylediği bu söze bakın. Bugün, diyor ki arkasından devam ediyor, bugün çadırda geldiğimiz kalite ne? Bunu bile yeterli görmüyoruz. İnşallah çadırlarda bundan sonra çok daha farklı adımlar atacağız. Hayda, buyur buradan yak. Üstelik bunu depremin 7. gününde bile hala çadır bekleyen aileler varken diyor. Üstelik bunu bugün bile çadır isteyen insanlarımız varken diyor. Üstelik bunu kendi dükkanlarına çevirdikleri Kızılay'ın çadır toplayıp, stoklayıp, tüccarlığa soyunduğu rezaleti gün gibi ortadayken diyor. Ya görüyor musunuz? Depremin ilk günlerinde böbürlenerek duyurdukları, battaniyede yaptıkları büyük atılımın sonrasında bu defa da bu arkadaşlarımız çadır teknolojilerinde imza attıkları önemli hamle sayesinde çadırda kaliteyi arttırmışlar. Ancak maalesef belli ki kalite o kadar artmış ki vatandaş çadır bulamıyor. Kalite o kadar artmış ki millet inim inim inlerken kendileri Kızılay üzerinden çadır satıyor. Ama buna da şükür. Çünkü artık iyice kurgusal bir karakter halini alan Bay Kriz elbette çıkıp çadırı biz bulduk diyebilirdi. Aynen böyle yapabilirdi. Şaşırır mıydık? Hayır, şaşırmazdık. Bizden önce hani buzdolabı, bu çamaşır makinesi var mıydı dedi ya. Bizden önce çadır mı vardı diyebilirdi. Ne diyelim? Allah akıl, fikir, izan nasip etsin. Bak Sayın Erdoğan, artık yeter. Daha önce söyledim. Bir kez daha söylüyorum.
Sirk yönetmiyorsun. Devlet yönetiyorsun, devlet. Bu millet artık bıktı, usandı. Zaten şunun şurasında da sadece 53 günümüz kaldı. 21 yıl boyunca insanlarımızı zaten yeterince yaraladınız. Beceriksizliğinizle bu millete zaten çok şey kaybettirdiniz. Şuursuzluğunuzla zaten sabrımızı taşırdınız. Ve şükürler olsun ki nihayet 21 yıllık zulümden kurtuluşa sadece 53 gün kaldı. Bari şu son günlerinizde milletimizin acısına biraz saygınız olsun. Yaralarımızı kapatamıyorsanız bari deşmemek için biraz gayretiniz olsun. Çok da ümitli değilim ama bari gider ayak hoş bir sedanız kalsın. Bu kadar kendinizi zorlamayın. Zorladıkça batırıyorsunuz. Şunun şurasında 53 gününüz var. Sakin olun. Zaten 54. gün gelince, yani 15 Mayıs sabahında sizin bıraktığınız bu enkazı biz toplayacağız. Endişelenmeyin. Sizin açtığınız yaraları biz saracağız. Sizin kırdığınız kalpleri biz onaracağız. Sizin ayırdığınız insanları biz birleştireceğiz. Üstelik bunu milletimizle birlikte yapacağız. Sinan Ateş'in katillerini biz bulacağız. Emir vereni de, emir verenleri de, o işi planlayanları da, bu dümeni yapanları da biz bulacağız ve cezalandıracağız. Hiç merak etmeyin. 54. günün şafağını milletimizle birlikte selamlayacağız. Milletimizle birlikte kazanacağız. Milletimizle birlikte tarih yazacağız. Tarih yazacağız. İşte bu yüzden bugün de buradan hep birlikte milletimizin sesine kulak vereceğiz. Milletin kürsüsünde depremzede bir vatandaşımızı dinleyeceğiz. Asrın afetini, asrın felaketine dönüştüren bu iktidarın hayatlarında açtığı yarayı ve sonuçlarını kendilerinden duyacağız.